A Haber'den iyi akşamlar. Pazartesi sendromuna hoş geldiniz. Ben Özgül Salman. Sayın seyirciler, yine dopdolu bir gündemle karşınızdayız. İmralı sürecinde Paris infazı, akabinde cenaze törenini, bunun ardından bu süreçte yaşanabilecek olası gelişmeleri mercek altına yatıracağız. Ancak her şeyden önce Türkiye bir hafta içinde 3 önemli kayıp yaşadı. Biri Türkiye'nin usta gazetecisi, duayen isim Mehmet Ali Birant. Bir diğeri değerli iktisat profesörü ve yazar Toktamış Ateş ve son olarak da bugün akşam saatlerinde deprem dede olarak bilinen Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara. Her üç kayıp için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve canlı yayında konuklarım olan gazeteciler Şükran Soner, Avni Özgürel, Ali Bayramoğlu ve Salih Tunay'la pazartesi sendromuna ebedi yolculuğuna çıkan Birant, Ateş ve Işıkara'nın ardından değerlendirmelerini alarak başlamak istiyoruz. Burada Twitter adresimiz ekranlarınızda PZT Atre sendromu, soru ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Evet, 2013 yılına adeta yaprak dökümleriyle girdik. Sayın Soner, müsaadenizle katılımcısınız, misafirsiniz ama Sayın Avni Özgürel'e ilk sözü vermek isteriz. Sayın Bayramoğlu, Sayın Tuna'nın da izniyle tabii ki. Akşam saatlerinde Ahmet Mete Işıkarı'yı kaybettik. Onun öncesinde önemli isimler de yine hayatını kaybetti. Yazar, edebiyatçı Pınar Kür'ün annesi İsmet Kür, yine geçtiğimiz hafta ressam Burhan Doğançay da hayatını kaybeden isimler arasındaydı. Şahin Tanju'yu da ekleyelim bugün. Evet, evet. Gençler tanımıyor ama. Yani isim. Çok deneyimli bir gazeteci Sadık Bey. Tabii. Yani ben birlikte çalışma imkanı ben da buldum. Yani onu da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Evet. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tabii yani her ölüm genç ölüm kaygısı. Yani her tecrübeli, değerli insan hepsinin kaybı bizim için, bu toplum için bir üzüntü. Ama esas olarak Türkiye'de barışa katkı sunan insanların varlığına en fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Bu manada o yönde çaba sarf eden insanların, yani aynı şekilde bu Paris'te öldürülen insanlar için de aynı şeyi söylemek icap ediyor bu noktada. Bu insanların da mensubiyetlerini bir tarafa koyuyorum ama onlara yönelik saldırı bir bakıma Türkiye'deki barışa da yönelmiş bir saldırı o haline aldı, manasına geldi. O bakımdan herkese bu bütün bu kayıplar için Allah'tan rahmet dilemek ve bu yönde çabalarda içinde olanlara gayret ve sağlık dilemek istiyorum. Evet, bir anda biraz açmak isteriz Sayın Avni Özgürel, usta gazeteci, duayen isimli meslektaşımız olması açısından Mehmet Ali Birant fevkalade önemli, benim de sevdiğim, yani her zaman birlikte çalışmaktan veya beraber bir iş kotarmaktan keyif aldığım bir insan. O bakımdan hiç şüphesiz insan ne kadar mesafeniz yakınsa, dostluğunuz, o daha fazla yaralanıyor. Kendisini yaralanmış hissediyor. Şöyle söyleyeyim. Mehmet Ali Birant gazetecilik dışında bir endişesi olmayan. Yani ben efendim cumhuriyet değerlerini, şunları bunları koruyacağım fikrinden hareketle gazetecilik yapan insanlar var. Onlardan birisi değil. Ben işte inanç değerlerim üzerinden gazetecilik yapacağım. Yani böyle bir insan değil. Şu değil. Yani bir ideolojik pencereden, kapıdan çıkışla gazetecilik yapacak değil. Gazeteci olmak için gayret sarf eden, saf gazetecilik kaygısıyla hareket eden bir insandan söz ediyoruz. Yani ondaki haber heyecanını ben kendimde mesela hiç özellikle son dönemde orada bulmadım. Herhalde yaşasa herkesten önce Paris'teydi bu suikast falan hadisesinde. Ya da Diyarbakır'daydı bu cenazeler. Zaten bilet aldığı gibi da biliniyor. Falan. Evet. Ben çarşamba günü, yani yarın değil öbürsü gün için randevuleşmiştik. Evet. Bir belgesel projesi vardı. Onun notlarını hazırlamıştım, istemiştim.
Yani fevkalade değerli. İnşallah yeri nasıl anti İpekçi yeri doldurulamamışsa Türk basınında, elbette farklı bir alanda ama aynı şekilde yeri doldurulması zor bir insandan söz ediyoruz. Siz tabii haber sunuşu yapan insansınız. Sizler için farklı yönleriyle de örnek almak icap eder. Her zaman insan, örnek aldığımız bir insan. Isim. Yani meslek evet. Duyarlılıkları kesinlikle. Bakımından örnek almak gereken bir insan. Bu bakımdan ben Allah rahmet eylesin diyorum. Sayın Soner, siz bir andın ardından şimdi neler kaydedeceksiniz? Bizim mesleğe başlama yılımız da aynı. Cağaloğlu kültüründeki gazetecilik şeyimiz de aynı. Şunu demeye çalışacağım. 66'dan söz ediyorum. Biz alanların habercileri kendi gazetelerimizdeki toplantılardan sonra Cumhuriyet'le Milliyet'le rakip gazetelerde köşe başında buluşurduk. Yani Zeynep Avcı, Mehmet Ali Birant, Beyoğlu muhabirleri, Şükran Soner, Özer Oral, işçi ve eğitim muhabirleri, Vasfiye Özkoçak, Alaaddin Bilgi, adliye muhabirleri. Orada buluşuruz. Ortak bir alanınız var. Yani buluşma alanı, köşe başına gidiyoruz. Bu gazetelerin hepsi Sultanahmet'te. Evet, yani bir de yani, kaçtır bütün, 66'dan tabii. Söz ediyorum. Aynı yıldır bizim mesleğe başlamamız. Yani yaş farkımız da azıcık ama mesleğe başlama da aynı. Ve de aslında aynı isimler. Benim hocam da Abdi İpekçi ile Ecvet Güres'in. İkisinden de iş önerisi almıştım. Ben Cumhuriyet'i seçtim. Bir anda Milliyet'te başladı. O da Zeynep ile Beyoğlu muhabirliğinde çakıştı. Köşe başında buluşurduk. Sonra herkes kendi alanının habercisiyle, yani gazeteciler takas edilir, işlerine giderler. Bunun da anlamı şuydu. Habercilik teki ve meslek, yani haber uzmanlaşıp, mesela bugün o kadar uzmanlaşmıyor gazetecilikte, habercilikte. O kadar zengin alan dağıtımı da yok. Müthiş bir başlangıç için dayanışma kültürü vardı. Rutinde biz yarışmazdık, rutinde dayanışırdık. Sonrasında yarışma kendi yaratıcılığınla ilgili bir şeydi. Yani haber gazeteciliğinin çok önemli olduğu yıllar. Onun için öyle bir güzel anımız vardır. Köşe başı buluşması, evet. Herkes alanındaki işe gider kendi alanıyla. Bir an hep haberci kaldı, o ruhunu hiç yitirmedi ve meslekte çok ilerledikten sonra da şeyde, bir okul. Ben Birant'ın ölümünün bir, bana göre çok anlamlı bir dönemeç refleksi olarak yaşandığını görüyorum, gözlemliyorum. Bir de oradan başından geçiyorum sonuna. Ciddi bir de ilk defa bu rakip haber kanalları falan, evet, bir anta sahip çıkma ve haberlerini vermekle yarıştı, bir refleks oldu. Şimdi bu geçmişteki o dayanışmanın özlemi var belki de. Belki de Birant'ın çok fazla gazeteciyle yolunun çakışmış olması. Hı. Çok uzun yıllar birlikte çalışmış olması. Hani şey ağır basıyor. Uğur Mumcu'da da olmuştu. Belki orada da öldürülme biçimine bir tepkiydi belki meslek dayanışması anlamında. Abdi İpekçi'de olmuştu, o zaman zaten vardı. Yani kimse kimseyle haberleşmedi. Abdi İpekçi'nin ölümünden bir saat sonra Cağaloğlu'na bütün ışıklar yandı ve hepimiz orada buluştuk. Herkes evinden çıktı ve oraya geldi. Oraya geldi. Ama şimdi, şöyle bir şey var. Yani onu Mehmet Ali Birant çok daha popüler de. İşte onun için söylüyorum. Yani birleştiren yani bir şey oldu. Türkiye, bütün Türkiye açısından bakın. Yani bir Barış Manço'nun cinayet ölümünde hatırlıyorum. Böyle kitle. Ama değişik şeyini, yıllarda duyarlığını. O kadar çok insanla beraber çalıştı ki. Bir hafta hatırlıyorum. Ben mesela Ali'nin çok güzel bir yazısı oldu. Ben çok beğendim yani yazısını. Evet, evet. Herkes yani birçok insan farklı açılardan Birant'la bir araya gelmiş, çalışmış, etmiş insan. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben İstanbul'da, Ankara'da gazeteciyim. İstanbul'a geldim. İlk gelişimde karşılaştığımızda ben hani kibirli, çünkü nihayetinde işte 32. gün almış başını gidiyor Birant'la. Böyle bir şey ve bir ihtiyacım var. Acaba nasıl karşılar falan diye çok tereddütle buluştuydum.
beni İstanbul'a esasında alıştıran Mehmet Ali'nin o sıcak yaklaşımı oldu. Yani belgesel yapıyorum. Yani arşiv belgesel için her şey demek. Bütün 32. gün arşivini açtım. Yani evet, yardımlaşması mesleki. Yani çok özel bir insan. Evet, dostlarıyla yardımlaşması hakikaten meşhurdu Sayın Brand'ın. Rahmetli demek bile zor geliyor. Ama ortak kanaat Sayın Ali Bayramoğlu'nun da bu hafta kaydettiği yazıda geçiyor. Türkiye'de demokratikleşme adına vermiş olduğu mücadelede önemli bir unsurdu. Yadsınamayacağıdı. Brand'ın haberciliği size göre nasıl tarif edilebilir? Sizin yazınızda kaydettiğiniz ilk tanışmanız, biraz onlardan bilgi alabilir miyiz? Tabii, aslında arkadaşlar tanımladılar, önce onu söyleyeyim. Tabii gazeteciydi Mehmet Ali Brand, haberciydi. Ve haber onu nereye götürürse oraya gitme cesareti olan bir adamdı. Böyle olduğu oranda da cesurdu. Yani haberciliğin cesaretini mükemmel temsil ederdi. Ve ilgilendiği konular itibariyle tabii bu konular daha çok siyasi konular olduğu için yıllarca değil mi Brüksel'de görev yaptı. Avrupa Birliği ile NATO ile çok gazeteciliği Londra'da başlamış, Avrupa'da devam etmiş. Evet. Onun da tabii o başarıda bir etkisi var. Ama benim dediğim asıl profesyonel Beyoğlu muhabirliği. Zaten Beyoğlu yani muhabirliği dış haberleri oluşturan insanlardan biridir. Beyoğlu muhabirliği dış haberler demekti. Yani o zaman dil bilen arkadaşlarımız Beyoğlu muhabir olurlardı. Beyoğlu muhabir oluyorlardı. Ve işte otellerin olduğu yerler ya, işte elçilikler falan da, onlar oraya giderler. Oraya işte. Hilton muhabirleri. Evet. Evet. Her Mehmet Ali Brand benim gözümde ne diye baktığımız zaman tabii bir kere kendi gençliğimi hatırlıyorum. Yazıda da onun altını çizdim. Üniversitede asistan olduğum yıllarda Türkiye tabii içine kapalı bir toplumdu. İçine kapalı bir rejimdi her anlamda. Sadece politik baskılar ya da otoriter iklim açısından değil, dünyadan bilgi almak, dünyaya değmek açısından. Açıkçası Mehmet Ali Brand'ın 32. günü bizim benim gibi pek çok insanın heyecanla beklediği, dünyaya açıldığı, kendini özgüvenli hissettiği, Gorbaçov'u dinlediği, Mehmet Ali'nin işte Gorbaçov'a ya da önemli bir tarihsel lidere sorular sorabildiği, ulaşılabilirliğin mümkün olmanın bir imkan olduğunu bize gösteren mükemmel bir programdı. Bu program aynı zamanda şunu da ben hep söylüyorum, o yazıda da söyledim. Haber almanın, bilgi almanın bir hak olduğunu, ne olduğunu bu kaliteyle anlıyorsunuz. Yani herhangi bir dedikoduyu duyarak, bugün maalesef sıkça tek belge, tek haber, tek dedikodu üstünden habercilik yapılıyor ama bu tür çalışılmış, üretilmiş, sistemli bir haber mekanizmasının eleğinin içinden geçmiş, size sunulan kalite bir hak. Bu hakkın idrakı bile bence Mehmet Ali Brand'ın Türkiye'deki demokratik zihniyetin gelişmesine bir katkısıdır. Bunun dışında tabii dikkat edecek olursak hep kritik zamanlarda kritik işler yaptı. İyi gazeteci olduğu için, tam da senin söylediğin gibi. Mesela Emret Komutanım kitabını hatırlayalım. İlktir ordu tabii, bünyesinin tabii içine bu şekilde. Evet, birkaç doktora tezi vardı yazılmış ama yani farklıydı akademik çalışmalar. Bu assubay kimdir, subay kimdir, kaç para alır, lojmanda kim oturur? Bütün bunların içine bakan bir çalışmaydı ve askeri en kızdıran çalışmalarından bir tanesi oldu. Kıbrıs'ta Deniz Kuvvetleri'nin kendi gemisini batırdığı haberini geçen Mehmet Ali Brand'dır yine. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman işte Öcalan, ikili Öcalan diyelim, bir Osman Öcalan, bir Abdullah Öcalan röportajları peşine yapıştı onun. Yıllarca takip etti. 28 Şubat'ta bu yüzden belki de en büyük bedeli ödeyenlerden biri oldu gazeteciler içerisinde. Bütün bunlar açıkçası bugün baktığımız zaman bir gazetecinin ne yapması gerektiğini, nasıl durması gerektiğini, haber alma fikri ve hakkının her türlü çıkarın ya da milli ya da siyasi faydanın önünde durabileceğini göstermiş gazetecilerden birisidir. Ben son 30 yılda siyasi hayatımıza bu çerçevede, âli fikirlerle değil, bu tür bir gazetecilik faaliyetiyle önemli katkılarda bulunmuş, Türkiye'deki demokratikleşmenin ve demokrasinin
taşlarını dizmiş insanlardan biri olduğunu düşünüyorum ve rahmetli anıyorum. Evet. Sayın Salih Tuna, siz bir anın ardından neler kaybedeceksiniz? Şimdi tepki Toktamış Ateş Hoca da var, Işık Ara da var. Onların yanı sıra Birant daha yoğun bir şekilde konuşuluyor. Birant'ın benim baktığım yerden görülen hali şimdi dediğin gazeteciler, yazarlar, çizerler genellikle belirli kampların mensuplarıdır. Ya belirli kamplar ya da çevreler ya da ideolojik gruplar tarafından ya önemsenirler ya da dıştalanırlar. Birant nasıl ki işte Türk sinemasında bazı yıldızlar vardır. Türk sporunda, güreşinde, futbolunda bazı yıldızlar vardır ve bunlar hemen hemen her kesimdeki insanların ortak paydada buluştukları kişilerdir. Ya da işte tırnak içinde söyleyecek olursak yıldızlardır. Birant bunu medya alanında yapmayı başaran çok ender şahıslardan birisidir. Bu yanı çok özeldir. Gazetecilikten duymuş olduğu heyecanı, en son kendisini davet etmiş olduğu 32. gün programının başlangıcındaki o heyecanını gördüm. Benim hayret ettiğim bir heyecandı. Yani bunca yıl bu işle meşgul bir insan, çok çok önemli, çok değerli, işte Arafat'tan Gorbacov'a, işte birçok liderle en olumsuz koşullarda konuşmayı başaran bir insan. Orada daha yeni mesleğe başlayan arkadaşlarını konuk etmiş olduğu programın öncesinde duymuş olduğu heyecanı şaşkınlıkla izledim. Müthiş bir heyecan ve bu heyecanın kamera arkasından, kameramanlardan, rejiye kadar yansıdığını gördüm ben. Daha çok o kamera arkasındaki o duyguyu, o hiç benim tahmin ettiğim biraz Birant hakkında konuşulanlardan, her ne kadar kimi izlenimlerim, duygularım olmuş olsa da, işte duyumlarım olmuş olsa da bizzat görmek beni hayreti düşürmüştü. Bu coşku sürekli tutmuş ve bu coşkunun sayesinde sürekli mesleğinde diri tutmayı, hiç bölsümemeyi başarmış bir insan. Keza akademisyen yazar, yine Türkiye'de barışın, hoşgörünün neredeyse simgesi olan Profesör Doktor Toktamış Ateş de bugün uğurladık son yolculuğunu. Toktamış Ateş'in ardından da belki kaydedeceklerimiz vardır. Reklama gideceğim birazdan çünkü. Yani Toktamış Hoca'yı nasıl hatırlıyoruz? İşte o 28 Şubat dönemindeki bir duruş şekli vardı. Bulunmuş olduğu çevre itibariyle, yani herkes kendisi çapında bir mahalle baskısı yaşıyor. Onu bulunmuş olduğu çevrede en fazla yırtan, en fazla onun üzerine çıkan aydınlardan bir tanesiydi. Ahmet Metin Işıkara da çok korkunç koşullarda ekranlara çıkıp işte halkı teskin eden, hatta benim ilginç bir şey hatırlarım Ahmet Metin Işıkara döneminde, daha doğrusu 19 Ağustos depreminde bir komşumuz vardı, yaşlı bir komşumuz. Oğlum demişti, bu adam çok yaşlı, ölürse biz ne yapacağız? Yani sanki depremleri eliyle tutan bir adam izlenimi. Türkiye'de deprem bilimcinin oluşmasında işte, evet, çok büyük katkıları olmuş bir isim de Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara. Ara bir vermeden önce Işıkara'dan çok, ona da Allah'tan rahmet tabii, son derece hayatımızda renkli, önemli adamlardan bir tanesiydi. Toktamış Ateş'le ilgili birkaç şey söylemek isterim. Toktamış Hoca benim de master'da hocam oldu. Ben de yurt dışında okuyup gelmiştim ve master'ı orada yapmıştım. Türkiye'de yapmıştım ve hakikaten çok diliyle, öğrenciye açtığı kapısıyla, sıcaklığıyla ayırt edici bir insandı ve bu özelliğini de siyasi fikirlerinde hiç anlaşmazdık. Sıkça da televizyonlarda karşı karşıya kalıp itişip kakıştığımız olmuştur. Fakat Toktamış Hoca kadar en sert fikirleri bile tatlı çok dille, yumuşak bir şekilde tartışmayı tartışma yapan üslup açıkçası çok önemliydi. Onun Jacobinizmi bile savunuyordu ama. Evet evet, ben onun yanında ki daha Jacobin kalırdım, evet, dilim itibariyle. Dilim çünkü daha fevriydim, evet, o daha yumuşak olurdu. Sizlerin tanımadığınız yüzünden söz etmek istiyorum. Yani Abdurrahman Dili Park'la yaptığı programların, onlar Laurel Hardy gibiydiler zaten. Hayır yani, anladım ama başlangıç günlerini bir hatırlayın. Türkiye'de nasıl safların kutuplaşması, kesinleştiği bir
dönemdi. Kesin. Ve Toktamış Ata Hoca ne kadar ağır saldırılara, eleştirilere maruz kaldı. Bir de Şanar Bey var, onu yani da anmak lazım. Çok içinde bulunmaktan hoşlandı. Basın ortamında nasıl dışlanmaya çalışıldığını filan da. Evet. Evet, Şükran Hanım'ın eklemek istediği var sanıyorum. Yani Toktamış sizlerin tanımadığı bir yüzünden söz etmek evet. istiyorum. Toktamış Hoca aslında en çok sendikalarda ders vermiş bir hocadır. O dönemleri biz paylaştık, çok eski yıllar, çok uzun yıllar seminerlerde birlikte olduk, sendika seminerlerinde. Asıl yani üniversite dışındaki en çok emek verdiği alan işçi sendikalarındaki eğitimlerdir. Evet. Oralarda çok çok gerçekten emek verdi. Evet. Her üçü de genç daha... öldü, onu da değil mi? Yani, her ölüm genç. Her ölüm genç. Tabii o öyle de yani yaş itibariyle 60'lı yaşları sonları daha yapacakları çok şey vardı diye düşünüyorum. Evet, bütün kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Işıklar içinde yatsınlar diyelim. Nurlar içinde yatsınlar. Şimdi tabii ki programımızın ilk bölümünü kayıplarımıza ayırdık. İkinci bölümüne gideceğiz birazdan reklamın ardından. O bölümde de infaz edilen PKK'lılarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor sayın seyirciler. Hem hafta sonu gerçekleştirilen Diyarbakır'daki cenaze töreninin fotoğrafını değerli gazetecilerle çekeceğiz. Hem de birçok kritik soruya cevaplar arayacağız ama öncelikle kısa bir reklam arası. Pazartesi sendromu reklamların ardından devam ediyor. Programımızın bu bölümünde infaz edilen PKK'ların Diyarbakır'daki cenaze törenini mercek altına alacağız. Ama onun öncesinde bugün akşam saatlerinde Fransa'dan önemli bilgiler geldi. Sayın Özgürel, hemen dönüp size sormak istiyorum. Fransız savcı şu açıklamaları yaptı. Türkiye'ye de yansıdı. A Haber olarak sıcak gelişmeyi izleyicilerimizle de paylaştık. Zanlı Ömer Güney 2 yıldır PKK üyesi diyor Fransız savcı ve Sakine Cansız'la en son görüşen olduğu belirtildi. Cinayetin öğlen 12 ile 13 arasında işlendiği yapılan kamera tespit çalışmasında ortaya çıktığı kaydedildi. Ve baş şüpheli olarak gösteriliyor. Siz hep yayınlarımızda da ifade etmiştiniz. Gerçi geçen haftalarda da konuştuk. Siz Almanya'yı işaret ediyordunuz bu infazlarla ilgili. Bu gelişmeyle sadece Almanya değil tabii biraz... Tabii ama özellikle yani ben söyleyeyim, bir evet. şey de söyleyeyim. Yani çok işaret etmedi, altını çizmedi ama hı-hı. Mehmet Ali Şahin de bugün Almanya'nın aynen. ismini telaffuz etti. Başka olaylar olabilir dedi. Almanya diye. Evet, o da Almanya işaret diye. Etti. Aynen. Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii bu cinayetin arkasında ya bu cinayeti kimlerin işlediği mutlaka ortaya çıkarılmalı. Fransa'nın da bu konuda gayet başarılı bir soruşturma sürecini sürdürdüğü anlaşılıyor. Nitekim katillerden bir tanesi, muhtemel katillerden birisi yakalanmış gibi gözüküyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Az önce Türkiye'nin geçmişindeki siyasi cinayetlerden hayatını kaybetmiş bir gazeteci meslektaşımızı andık, Abdi İpekçi'yi. Abdi İpekçi'yi Mehmet Ali Ağaç'a öldürüldü demek acaba o cinayeti izah ediyor mu? Ya da Uğur Mumcu'nun tetikçileri içeride. Ya yani Uğur Mumcu'yu filanca işte Ahmet, Mehmet neyse adı. Ya da Hrant'ı. Hrant'ı efendim şu kişi öldürdü demek izah ediyor mu? Yok. O bakımdan bunun arkasında işte yani Sakine'yi öldüren bir PKK'lı. O da zaten 2 sene önce PKK'ya girmiş. Dolayısıyla adres belli. Dolayısıyla bu budur diye hükme varmak bana göre biraz erkenci bir tavır. Ve bizi o analiz yanlışa götürebilir. Mutlaka yanlıştır anlamında söylemiyorum bunu. Ama ihtiyatlı olmak lazım bu tür tahlillerde, bu tür analizlerde. Bu çünkü çok öyle sık rastlanır bir suikast tarzı değil. Yani cinayeti işleyenlerden işlenen cinayetin işte Sakine'nin babası herhalde
defin öncesi kızını işte bedenini görmüş. Gözlerinin oyulduğundan bahsediliyordu. Gözlerinin oyulduğunu, bütün cesetlerle ilgili olarak ailelerin tespiti, hepsinin gözlerinin oyulduğu ve hepsi beyinler, kafadan dörder tane, üçer tane kurşun yemişler. Ama onu da onun da dışında yani böyle bir şey. Acılı aile öyle şimdi, de gelebilir ya. Yani. Bu öyle bir öfke şeyi böyle olmaz. Hani anlatabiliyor muyum? Evet. Yani evet. Biri girdi diyelim bir yere, birilerini öfkelendi veya onlara bir şeyler yapmak istedi. Geldi işte patır kütür neyse öldürdü diyelim. Bazen. Birilerinin böyle kafalarına kurşun üçer tane filan diye böyle, bu çok planlı, çok gaddarane, çok şeysiz yani hınç ifade eden filan bir tarz. Veya çok intikamcı, çok soğukkanlı, her neyse yani. Evet, evet. Bunun bir izahının, farklı bir izahının olması mutlaka icap eder. Bunun açıklamasında arkasında sadece izah PKK, sadece izah şu adres şu belirtmek yani değil, sürekli yani değil. Bu evet değil. Başka bir şey de, başka bir şey var. Bu diğerlere, bu cine suikastın mesela deniliyor ki ya bu eğer bu barış sürecini sabote etmek olsaydı, çünkü biz öyle diyoruz ya. Evet. Sabote etmek olsaydı İstanbul'da bir eylem yapılırdı. Daha da etkili olurdu. Veya Diyarbakır'da yapılırdı. Daha bir bu barış sürecini provoke edecek bir eylem. Avrupa yani ne alaka? Üstelik de PKK'nın şöyle çok üst düzey yöneticisi falanlar değiller de bunlar falan. Şimdi sıradan sadece dışarıdan böyle baktığınızda böyle görünebilir ama bu Kürt meselesinin önemli adreslerinden bir tanesi. Evet biz yara, ateş bizim evlere düşüyor da onun tabii için biz yüreğimizde hissediyoruz. Ama bu Kürt meselesinin önemli aynalarından birisi Avrupa. Evet. Bugün nitekim bütün Avrupa basını bu cinayetlerden söz ediyor. Bu cinayetlerin arkasında nelerin, ne tür şeylerin bulunduğu tartışmaları Avrupa basınında devam ediyor. Efendim bugün çeşitli Fransız dergilerinde farklı yorumlar da var zaten. O bakımdan ben hem arkasında ne var, bunu kimler var bilelim ama bunu Fransa ne kadar gerçeği soruşturur bunu bilemeyiz. Fakat Türk istihbaratının farklı bir analiz için bütün imkanlarını PKK'nın içindeki kontaklarını da kullanarak bilgi alışverişinde evet bulunuyoruz diyor Fransa Türk istihbaratıyla. Ben sadece hani bir Türk istihbaratının Fransa'yla demedim. Türk istihbaratının PKK içindeki irtibat elemanları ile de nı da kullanarak yani bir de legal olarak görüşüyorlar PKK'nın insanlarıyla. Yani oradaki bilgileri de yani o sorgulamayı da yaparak Türkiye'nin kendi soruşturmasını da bu açıdan yapması gerektiğini düşünüyorum. Şükür yani sadece Fransa'nın ne verdiği bilgiyle yetinmeyi doğru bir şey bulmam. Bulmuyorsunuz. Şimdi bu olayı tabii çok az şey biliyorum ben buradan yani. Fetva vermek hiç istemem ama şeyle çok biraz önce Avni Pekçi adı geçtiği için Ağca ve burada da işte genç bir hareketin üyesi olayını falan. Orada aynen Uğur Mumcu'da da öyledir falan. Tetikçiden çok tetikçiyi harekete geçiren arka mekanizmalar diye sorgulayabilmek gerekiyor. Orada da çok fazla ayak çıkıyor. Yani bir değil pek çok ayaktan hepsi olabilir. Birlikte olabilir, birileri olabilir. Yani hepsinde de böyle kaldı. Daha ötesine ulaşamadık. Hepsi açısından söylüyorum. Yani Ağca ile de çok uğraşmış olan Uğur Mumcu da aynı şekilde tetikçisinin yakalanması, yakalandı duygusunu vermedi bize. Burada da bence tetikçi o çocuksa, 2 yıllık PKK'lıysa o da bana o şeyi vermiyor. İzlenimi vermiyor. Vermiyor. Ben kendi adıma 85'te bir özel projeyle Almanya'da
çok uzun kaldım. Yani 5 haftalık bir projeydi. Federik Ebert Vakfı'nın bana sağladığı bir olanaktı. Hepsine girdim çıktım yakından. O zaman Kürt derneklerini de çok içine girdim çıktım gördüm yani. Ve o zaman da bu ilişkiler ağındaki şeyi görüyordum. Yani müthiş bir gönüllü siyasi sığınmacı alınıyor ama onlara vatandaşlık hakkı verilmiyor. Çok %6'sına falan vatandaşlık hakkı veriliyor. Gerisinin de zaten silah beyaz ticareti, işte eroin kullanıcı satıcılığı dahil derneklerin, yani mesela dernek Töfter kökenli beni tanıyor dernek başkanı ve onun için samimi şey diyor. Abla diyor kapının önündekiler ne yapıyor diyor. Ne yapıyor diyorum. Bizi kendi üyelerini söylüyor. Beyaz satıyor diyor. Bize başka yaşam hakkı yok. Yani bu boyutta evet. Bir hani sürükleme vardır. Yani sürükleniş. Ve ya da Avrupa'daki ya da farklı istihbarat örgütlerinin kucaklarına düşerler. Tabii tabii. Yani bu sürüklenişler içinde her şey oluyor. Ağaca içinde aynı şey. Yani her tabii, şey. Tabii. Hepsine girdiğiniz zaman ve dikkat edin. O da o genç zamanındaki şeydi. Yani, kaldı ki bu Sekine cansız evet. 25 yıllık bir örgüt deneyimi tabii. Olan bir kızdan, kadından söz ediyoruz. Yani tabii. Bu öyle her gelene kapıyı açacak. Oslo görüşmelerinde. Yani bütün o, yani o tecrübeleri, o kaygıları, o tedirginlikleri bilen, o duyarlılıkları habersiz yani deneyimsiz bir kadından yani söz ettim. Özetle yargım çok ayaklı, çok denklemli ve çok amaçlı örgütlerin iç içe birbirini hiç yani birbirinden haber, biri diğerinden haberi olmamak üzere yani Türkiye'deki bazı gidişleri, kulvarları değiştirme yönelik bir adım operasyonu. Tabii neyi değiştirmeye yönelik olduğu yani. Çok açık. Yani biz kendi iç dinamiklerimizle ben inanıyorum hala birlikte yaşama şansını yakalayabiliriz. Bu şansı yakalamaya yönelik reflekslerimizin öne çıkmasını durdurmaya yönelik bir çok denklemli bir şey oyunu olabilir. Olarak görüyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Abdülkadir Selvi bu olayın aydınlatılmayacağını Sayın Tuna ya karanlıkta kalabilecek unsurlar olacağını ifade etmişti bizim programımızda gene Pazartesi sendromunda. Bugün gelen bu Fransız savcının açıklaması bir şey ifade ediyor mu size göre yoksa karanlıkta kalır mı önümüzdeki süreçte? Yani denklem karanlıkta kalıyor denklem. Yoksa ayrıntılar değil ama. Evet. Evet yani herhalde Selvi'nin söylediğini Ali Bayramoğlu itiraz etmişti hatta hatırladığım kadarıyla. Yani Fransa için işte bu sanki bu olayı örtbas edecek gibi düşünmenin doğru olmadığını söylemişti. Ben oradan ziyade şeyden bakmak istiyorum. Bir süreç, yeni bir süreçle karşı karşıyayız. Nereden bakarsanız bakın bunu bu yeni süreçten bağımsız değerlendiremeyiz. Yani bu eylemi. Yani yeni süreçten bağımsız değerlendiremeyiz demek şu demek. Bunu bu süreçten bağımsız değerlendirdiğimizde çok özel bir tesadüf orantısından bahsetmemiz gerekiyor ki o yüzdeye vurduğumuz zaman matematikte ihmal edilecek derecede küçük bir olasılıktır. Yani çünkü şimdiye değin PKK'nın bir tarihi var ve bu süreçten önce senkronize bir şekilde 3 kadın öldürülmedi. Yani böyle bir şey ilk kez tanık oluyoruz. Bu şekilde ilk kez tanık oluyoruz. İster yeni sürece PKK'nın içinden gelen bir direnç olsun, İster bölge ülkeleri ve işte tabii ki PKK ya da Kürt meselesi dediğimizde üç ayaktan bahsediyoruz. Diasporanın ağırlıklı olduğu Avrupa ayağı, bölge ayağı ve Türkiye'nin bizzat içindeki ve PKK'nın sosyolojik zeminini oluşturan ayaktan bahsediyoruz. Evet. Şimdi Avrupa eğer bu barış süreci söz konusu olacaksa her üçü birbiriyle uyumlu bir şekilde yürümesi gerekiyor. Yani Kandil itiraz ederken olmaz bu iş. O da bu işin içinde olması gerekiyor. Türkiye'deki aktörler de bu işin içinde olması Avrupa'da lazım. Aynı şey. Avrupa'dan bu sürece karşı ilk Kuzey Irak, ortaya, Suriyeli, tabii bölgeyi onun için İsrail, Amerika hepsini. Herkes birçok rolde birden olabilir. Burada yani. Avrupa ile birlikte ilk mesaj verildiğini düşünüyorum. Bu mesaj Türkiye'nin hem devlet nezdinde hem de Türkiye ayağının o sosyolojik zemini ve o sosyolojik zemini temsil eden aktörler nezdinde Diyarbakır'daki cenaze törenleriyle birlikte mesaja karşı tepki ortaya çok sağlıklı bir şekilde verilmiştir.
Yani bu cenaze töreninin bu kadar özenli bir şekilde, yani çok yoğun duyguların olduğu bölgedeki psikolojik atmosferi göz önünde bulundurursak, bu kadar sakin, bu kadar özenli, bu kadar her ne kadar televizyonlarda ve yazılı medyada görüş şekli farklı olsa bile, sonuç itibariyle böyle bir miting hatırlamıyoruz. Hele son dönemlerde en azından beklenilmiyordu. Bu bile bu barış sürecine bir saldırıya karşı koyulan, alınan bir tavırdır. Tabii diye. Orada farklı bir şey söyleyebilir miyim? Evet, elbette. Oradaki o sakinliği ben tarafların tümü için barış sürecini bozan sorumluluğu üstüne almama isteği görüntüsü, vitrini diyebilirim buna. İçinden bunu istemiyor anlamında ama değil. Baskı barış sürecinden yana olunca aksine rol oynamayı görünmek istemez kimse. Ama kim aslında niye oynuyor belli değil. Yani şimdi Suriye Kürtleri olayında Kuzey Irak Kürtlerinin Suriye Kürtlerini yetiştirdiğini biliyoruz. Kendileri de söylüyorlar ama Suriye Kürtleri sanki Esad'ınla beraber ve de orada bir farklı bir konum varmış gibi bir şey de var. Evet. Hangisi kimin eli kimin cebinde belli değil zaten. Amerika'nın kısa bir reklam arasına belli. Ama devam edelim bu konuya. Gerekiyor. Konuya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası, pazartesi sendromunda daha sonra devam edeceğiz kaldığımız yerde. Evet, ikinci kuşak reklamların ardından pazartesi sendromu kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Ali Bayramoğlu'yla devam ediyoruz. Çünkü infaza ilişkin Sait Can'ın eklemek istediği varsa Ali Bey'e döneceğim. Ahmet Türk'ün ilk açıklaması bir İran vurgusu vardı. Zübeyir Aydar İran konuşuldu ama yani. İşte Zübeyir Aydar ben İran demedim, derin devlet dedim diye açıklaması tekrar oldu. Bir tevil etme yoluna saptı ya da öyle düşündü. Bütün bunlar bile bize bu mesele ne kadar komplikasyona açık. Bölge ülkeleriyle de işte Avrupa'sı ile de Amerika'sı ile de ne kadar ilgi içinde değerlendirilen bir mesele olduğunu gösteriyor. Hı hı. Dolayısıyla bu süreç, yani Türkiye'nin içine girdiği ve hemen hemen her iki tarafında ortak iklimde buluştuğu bu süreç Türkiye'nin içinde her ne kadar büyük bir pozitif duyarlılıkla karşılansa da bunu zevale uğratacak otakların da harekete geçtiğini söylemek mümkün. Peki Sayın Bayramoğlu, Fransa olayı Ömer Güney diyerek aydınlatmış mı oluyor? Yoksa tetikçiler bir yana diyelim, Fransa olayın karanlık boyutunu da önümüzdeki süreçte aydınlatabilir mi? Yani Fransa diye belki özneleştirmek doğru değil ama orada bir adli süreç var. O adli süreçte gördüğümüz, takip ettiğimiz kadarıyla kendi mantığı içerisinde işliyor. Yani ifade edilenle bir görüntü var. İçeri giren bir kişinin elinde önce kadınla giriyor, Sakine ile giriyor değil mi? Bugün haberler öyleydi. Öyle vardı yani. Sonra çıkıyor, sonra tekrar. Yani şunu eklemek lazım. Fransa'da bu soruşturmanın şu ana kadar düzenli yürüdüğü anlaşılıyor. Tabii, tabii. Yani Türkiye'de olsa orası bir elektrik süpürgeyle süpürülmüş bir an olduğu için deliller veriler toplanmış da olabilirdi. Öyle yani. Gözüküyor. Yani orada görüntüler var. Elinde çanta olan bir şahıs var. Bu şahısın daha önce giren şahıs olduğunun tespit edildiğini savcı söylüyor. Evet. Ve bu şahısın da Ömer Güney olduğunu, cinayetleri henüz itiraf etmediğini ama çok çelişkili ifadeler verdiğini, çantasında burun tüzü olduğunu, Sakine için çekmiş olduğu 1000 euronun 930 eurosunun üstünde bulunduğu, yani başka bir şey bilmiyoruz. Bir sürü detay var. Şimdi var ama çok da değil. Yani bizim buradan karar vermemiz yani elimizdeki çok kolay değil ama şunu söyleyebiliriz. Evet, bir soruşturma var ve bu soruşturma şu ana kadar en azından adli açıdan olması gerektiği gibi yürüyor gibi gözüküyor. Diğer taraftan baktığımız zaman bütün arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum. Şüpheler çok doğal. Son derece meşru. Çünkü bahsettiğimiz alan Kürt siyasi alanı ya da Kürtlerle ilişkili bir alanda bu cinayet işleniyor. Tam bir barış görüşmesinin olduğu esnada işleniyor. Bu işin içerisinde işte Rusya'dan, İran'dan, Suriye'den başka ülkeleri, hatta Fransa'ya, zikredebilirsiniz, Almanya'ya kadar pek çok ülkenin
ilgisini çeken, kendi çıkarıyla ilişkilendireceği bir sorundan bahsediyoruz. Dolayısıyla o kadar çok aktörün ve bilinmezin olduğu bir alan ve zamanlama, öyle bir zamanlama ki bu sorular son derece önemli ve meşguldür. Ama bu şunu da ortadan kaldırmaz. Hakikaten cinayette bizim hiç beklemediğimiz bir çerçevede de işlenmiş olabilir. Yani bütün bunlar tesadüf müdür? Olabilir. Yani bu düşük bir ihtimal olmakla birlikte. Çünkü yine Paris'teki internet sitelerinden bir tanesinde o Ömer Güney denilen şahsın reddedilme sorunu olduğu, kadın ilişkilerinde sorunlu olduğuna dair polisten sızan bilgiler var. Oradaki kadınlardan biriyle ilişkiye vurgu yapan bazı unsurlar var. Olur mu, olmaz mı? Evet, bunlar hakkında ben fikir beyan edemem. Ama şunu söyleyebilirim. İki şeyin bertaraf edilmesi lazım. Bir, bu işin kişisel cinayet olmadığı fikrinin delillerle bertaraf edilmesi lazım. İki, bütün örgütlerde, yani bu tür örgütlerde parasal ilişkiler, paraların toplanması, paraların elde edilme kaynağı, bunların dönüşümü, paylaşımı, kullanılması, iktidar alanları bu tür sorunlar çıkarabilirler. Bunun da bertaraf edilmesi lazım. Bunlar bertaraf edildikten sonra ne olduğu hakkında fikir beyan edebiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla bir şey onun için çok o konuda söylemek istemiyorum. Biraz önce söyledim, bir yarın bir başka vesileyle Paris'e gideceğim, bir süre kalacağım. İşte sıcak sıcak inşallah. Sıcak önümüzdeki inşallah hafta orada ne duyduysam. Evet. Bilgileri pazartesi sendromunda sizden yani alırız. En azından oradaki atmosferi aktarmaya çalışacağım sizlere döndüğüm zaman. Şimdi şeye gelince, yani cenazelere gelince şunu isterseniz söyleyelim. Eğer birileri baltalamak için yaptıysa başaramadılar, onu anlıyoruz. İster Şükran Hanım'ın söylediği güdülerle taraflar hareket etmiş olsun. Tabii. Muhtemelen öyledir. Önemli bir güdü o yani. Evet. İster hakikaten barışa yönelik başka bir inançla hareket etmiş olsun. Ne olursa olsun ben hepimiz bunu görüyoruz. Asıl en büyük şeyin, tehlikenin, barajın, manianın aşıldığını düşünüyorum. Hatta bunu söylemek istemem ama o cinayetler olmasa, o cenazeler gelmese belki bu sınav da söz konusu olmayacaktı. Bu da bir sınav oluşturdu kaçınılmaz olarak. İyi ki oldular demek katliyen söz konusu değil söylediğimde, ama bu sınavı güvenlik görevleri çok başarılı verdi. Onu bir kere kabul edelim. Yani hiçbir şekilde öyle. Evet, hiçbir sıcak temas kurulmadı. Hükümet diliyle çok iyi verdi. Başbakanın olaydan bir gün, iki gün önce mecliste yaptığı konuşmanın ben gerçek anlamda tarihi bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Barış sürecinden bahseden, BDP'ye sana ihtiyacım var bu süreçte vurgusunu yapan. Ha, diyeceksiniz ki ertesi gün tam tersini söyledi başbakan. Söyledi. Onları konuşuruz sınav ama. Sınav geçtikten sonra. Daha önce de konuştuk ama. Sınav geçtikten sonra var. Evet, sınav geçtikten sonra bardağın dolu tarafına bakınca yani bütün aktörler görevlerini, yani sorumluluklarını mükemmel yerine getirdiler. Şunu da söylemek lazım. Bakın şimdi hep konuşuyoruz. Avni de kaç kere altını çizerek söyledi. Şimdi bir barıştan bahsediliyorsa ya da görüşmelerden bahsediliyorsa görüşeceklerden birinin kim olduğunu biliyoruz. Devlet tabii işte. Ve devletin genel müdürü olan hükümet. Yani onu işleten siyasi güç. Peki kimle? İmralı, Kandil, BDP, Avrupa. Bu taraflar değil mi? Şimdi baktığınız zaman karşı tarafta bir parça, doğal bir parçalılık hali var. Bütün silahlı örgütler biraz böyle olur. Bir de lideri hapiste olan bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi BDP'nin örneğin bir kendisini arada hissetme hali olduğunu hepimiz herhalde izledik. Demirtaş'ın ilk yaptığı açıklamada. Yani bir süreç var gidiyor da tam ne, ben neredeyim, niye oradayım, nerede olayım, olsam mı, olmasam mı sorularını akla getiren böyle bir ya da tavır. Dışlandım mı? Ya da dışlandım mı? Şimdi ben bugün de birkaç görüşme yaptım. Şunu söylüyor yine BDP'li arkadaşlar. Evet, bir şey yürüyor. Bir tek bildiğimiz Öcalan'la devlet 3-5 kere görüşmüş. Ama kimsenin bize bir bilgi verdiği yok. Öcalan'la da görüşmeden anlaşılan yeteri kadar o bilgi alınamamış. Devlet tarafından bilgi bekliyorlar, yok. Yani BDP kendisini tanımlayacak bir şekilde taraf, müzakereci, aracı her neyse olaya giremedi. Cenazeler BDP'nin bu hadiseye, bu sürece giriş kanalını oluşturdu. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Yani sokakla siyaset arasında tam bir araç, tam bir aracı ve tam bir temsil mekanizması oldular. Çünkü hakikaten orada bir tek şehirde olmadı
Özge. Evet. Değil mi? Bir tek Diyarbakır'da değil. Evet. Mersin'de, Tunceli'de. Yani bu işin çok kolay patlayacağı her yerde mükemmel bir disiplin ve mükemmel bir kitleye hakim olma duygusu verdiler. Yani cenazelerden sonra bakalım top şimdi ellerinde ne kalmadı diyebiliriz. Hı? Top ellerinde kalmadı. Kalmadı. Hı. Yani herkesin beklentisi olumlu. Fakat şu anda tabii belki de asıl konuşmamız gereken konulardan biri o. Ne olacak? Nasıl tabii. olacak? Bununla ilgili sorular her geçen gün artıyor. Geçen hafta sevgili Abdülkadir geldi. Daha önce yazdığı yazılarda da bir model merdiven modeli önermişti. Peki bu merdiven modeli ne zaman işleyecek? Hangi takvimle işleyecek bilmiyoruz. İşte çarşamba günü bir rivayet var. Bu kez eş başkanların İmralı'ya gideceğine dair. Belki bu sefer ilk temastan sonra daha bir takvime benzer, aktör tanımlamasına benzer bir süreç olabilir. Başlayalım. Demirtaş'la Ahmet Türk'ün gideceği belirtiliyor. Ondan önce Ayrı Akat gitmişti ve Gülten Kışanak. Sanıyorum bu kucaklaşmalar Kışanak nedeniyle gitmedi. Mi? Hayır. Kışanak gitmedi. Önce Aysel Tuğluk gitti. Ha Tuğluk. Özür dilerim. Tuğluk gitti. Hayır bu kucaklaşmalar nedeniyle şimdiki bu çarşamba günkü daha doğrusu görüşmeyi benim kanaatim orada şu deniliyor ama. Ha onu bilmiyorum. Ondan dolayı mı acaba? Ben öyle duymadım. Ben çarşamba günü belki senin bilgin daha doğrudur. Ben çarşamba günü eş başkanlar yani DTK mı onların kongresinin eş başkanlarıyla partinin eş başkanları olmak üzere 4 kişinin gideceği diye. Demek istiyorlar ama hükümetten gelin de ondan demiş daha. Benim son duyduğum bilgi oydu. Evet. Öyle gidileceğini sanıyorum ben. Evet. Yani şöyle bir şey ekleyeyim Ali'nin söylediklerine doğru. Bu bir konu evet biz bir vesileyle Ankara'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla Çin'e gidişinden bir gün önce görüştük bir grupla birlikte BDP'lilerin yakınması onda da var idi o anda bu hükümet tarafından bilgilendirilmiyoruz. Kim dedim pardon? Yakınması. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Yani bilgilendirilmiyoruz. Yani hem bu kadar destek verdim. Yani ama bunun arkasında bir bilgi yok. Yok. Yani filan diye. Şimdi tabii BDP'nin sadece böyle değildir. Ama şunu herhalde buraya dönük değerlendirme yapabiliriz. Hükümet keşke bilgi verse filan diyebiliriz. Ama şunu unutmamak lazım. Hükümet kesiminde de bütün bakanların bu süreçten bilgi sahibi olduklarını şüphe yok. Düşünmüyor. Yok, tabii. Açıkçası. Bir iki bakan yani özellikle işte Sadullah Ergin. Herhalde Dışişleri Bakanı biliyordur. Yani Dışişleri Bakanı ve diğer bütün bakanlar kendileriyle yani ilgileri oranında bilgi sahibi. Onun dışında çok değil. Birincisi bunu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Bu Paris'te eğer bu eylemi gerçekleştirenler bu barışı sabote edelim diye bir plan yapan birileri ise şayet bu başarısız oldu Ali'nin söylediği gibi. Ya ne yapalım başarısız oldu deyip vaz mı geçtiler? Tabii. Türkiye yeni bir takım şeylere yani bu barış süreci. Araya girip bir şey söyleyebilir miyim? Seni buydu zaten için. Yani söyleyeceğim. Hı-hı. Geçen gün yine bir Hrant Dink'in öldürülme yılının dönümünde karşılaştığım BDP milletvekillerinden bir tanesinin parti çevrelerinde bu Rusya faktörünün bu bir şey öldürüldü. Bir mafya lideri. Bir mafya lideri öldürüldü. Onun Kürtlerle PKK'yla silah ilişkisi varsayımı. Aynı zamanda KDP'nin Irak'ta bir başka şeyi bombalandı. Bunlarla bağlantılı olduğuna dair kuvvetli duyumlar geliyor gibi bir laf etti. Evet. Bunu söyleyen de bir BDP çevrelerinden bir kişi. O açıdan seni desteklemek için hatırlattım. Evet. Sayın Özgürer şunu da merak ediyoruz. Öyle mi değil mi bilmiyoruz ama size sormak isterim açıkçası. DHKPC operasyonları da malumunuz başladı. Evet. Ve birbiriyle ilişkilendiriyorlar. Yani infazla eş zamanlı olarak bu operasyonların yürümesi işte ne bileyim deniliyor ki terörün kozmik odasına girildi. Hatta DHKPC'nin kozmik odasından derin Avrupa özellikle Fransa'nın çıkma ihtimalinden bahsedenler var. Yani bu operasyonlar da bu bağlamda değerlendirilebilir mi? Ne diyeceksiniz? Merak ediyoruz açıkçası. Yani ben yoksa asparagas mı bütün bunlar? Yani çok çok fazla
DHKP üzerine çok renkli açıklamalar yapmayı çok istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi madem açıldı konu. Evet. Şimdi elbette bu bir yasa dışı örgüt ve hakikaten yaptığı eylemleri de biliyoruz. Polislere saldırılar filan. Tamam, operasyon normaldir. Fakat şu avukat tutuklamalarını ben anlamakta zorlanıyorum. Evet. Kaldı ki o avukatlardan bazılarını ben... Diyeceksiniz ki seni şahsen tanıman çok mu önemli ama gözlem olarak kabul edin. Hrant Dink davası vasıtasında gördüm ve tanıdım. Hakikaten avukat tutuklamak, yani niye tutukluyor avukatı? Müvekkiliyle yaptığı görüşmede bilgi taşıdığına dair. Bunlar çok kötü politik koku veren şeyler gibi geliyor, bilmiyorum. Ben aynı şeyden söyleyeyim. Yani. Avukat tutuklaması çok somut, çok objektif deliller ve çok net, açık. Yani işte yurt dışındaki ekim odaklara servis yapıldığını, kozmik odalara girip oradan bilgi sızdırıp... MİT görevlileri, eski parti liderleri, devlet büyüklerine dışına, ait bir takım mahrem bilgileri. Aynen. Yani iddia bu şekilde. Bu da işte yani bununla ilgili kanıtlar yine başka pek çok davada gördüğümüz gibi fos çıkarsa rezalet. Yani evet. Yani endişe o. Yani avukatla çok katılıyorum abi. Evet. Varsa tutukla. Ama ya da gözaltına al, ama endişe veriyor. Bana endişe veriyor açıkçası. Bu işte Çağdaş Hukukçular Derneği, işte o Selçuk Bey'i ben bir programda hatırlıyorum. Taylan benim tanıdığım arkadaşlardan biri. Yani benim aklım ermiyor Taylan. Zorlanıyor insan değil mi? Kabullenmekte yani, zorlanıyorsun. Yani pek mantık alan şeyler değil. Yani, tabii ki muhalif bir pozisyon almış insanlar. Elbette ki. Örgütün geçmişini de biliyoruz. Yani bu sütten çıkmış ak kaşıktır anlamında söylemiyorum ama bu böyle hani Türkiye çapında böyle bir şey, yani her şeyi aynı yani bir dönem de, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de olmadan evvel hiç sözümüzü kesiyorum. BK'da yapmış olduğu bir konuşmada hiç unutmam, şöyle söylemişti. Allah Türk devletine yardım etsin, bunlar da amdeli. Yani çılgın insanlar falan gibi şeyler söylemişti. Şöyle bir şey yani, söyleyeyim. Taşeron aynı yaptıkları bir dönem söz konusu oldu. Belirli bir dönemden aynı sonra. Aynı güne denk getiriyor. Hem Hrant Dink cinayet suikastının alt alta konuluyor. Efendim yıl dönümü. Onunla ilgili olarak bir duyarlılığın ifade edildiği ve İstanbul'da sokağın ayakta olduğu bir gün siz DHKPC operasyonu yapıyorsunuz. Yani müzik grubunun üyeleri. Grup yorumu hemen bırakıldı. İyi ki de bırakıldı. Yani. Ama yani gözaltına alınması bile bir utançtır. Ya. Böyle bir şey olabilir. Yani hele bu adamın için işte besteler var diyor. Ortalıktan yok oldu. Yani. Bilgisayardaki. Yani bu polis devleti görüntüleri kötü. Yani burada operasyon olur. İşte o Zübeyir Aydar'ın açıklaması bu bakımda anlamlı olabilir. Çünkü o diyor ki devletin işte ulusalcı kanatı, derin devletin çökertilmiştir ama derin devlet sadece o ulusalcı kanattan ibaret değil. Belki o bu sözlerin çağrıştırdıkları üzerine de konuşulabilir. Evet, konuşacağız herhalde. Dünyanın her yerinde 80 kişinin tutuklanması çok önemlidir. Bunun yarısı avukatsa veya sanatçıysa o da önemlidir. DHKPC'nin yani belirli bir dönemden sonraki, yani Mahir Çayanlar dönemini demiyorum, daha sonraki dönemlerde ya, Dursun Karadaş'tan sonraki dönem, yani operasyonlar yaptığı, taşeron operasyonlar yaptığı iddia edildiği dönem, öyle söyleyeyim. Doğru, öyle de o dönemden sonra bilhassa Almanya'yı çok hesaba katmak lazım. Bu Ömer Güne 2 yıllık PKK'lı ve Almanya'nın da altı çiziliyor. Bu dönemde de Türkiye'de DHKPC üzerinden, tabii ki bu avukatları tenzih ederek söylüyorum. Yani ilgi yapılabilir. İlginç bir operasyon ben yapıldı. Ben diyorum ki bu konuda Türkiye'nin esasında ben şunlar suçsuzdur, bunlar niye yapıldı anlamadı söylemiyorum. Türkiye bu konunun ne kadar duyarlı olunabileceğini bilerek eğer varsa bir somut bilgi bu konuda Türkiye şeffaf olmalı. Evet, kesinlikle. Açıklamalı kardeşim. Bu istifam çünkü süreci şimdi zedeliyor. Yargı safhasına kadar hadi deliller açıklanamaz. Hadi tartışma, spekülasyon devam etsin gitsin. Evet. Çünkü bu şimdi, konuya ilişkin siz neler? Şimdi bir defa deliller açıklanamaz ama suçlama açıklanıyor yani. İşte benim de söyledim. Yargısız infaz da yapılıyor. Ve bu yani... Bu tabii yargısız infazın ta kendisi, olayın ta kendisi bu boyutlarıyla. Ve bir şey oldu, bir ittifak suç odağı ayakları senaryosu yazılıyor. Sonra o senaryo beyinlere yerleştikten sonra onu silemiyorsunuz bir daha. Yani o iş bitmiyor. Bugün biz buraya gelirken televizyonda gördüm.
haber bültenlerinde vardı. Muhtemelen siz de çarpmışsınızdır. 14 yaşında bir kız annesi polisin elinden almaya çalışıyor filan. Evet. 14 yaşında kızın her tarafı, bir kız çocuğunun her tarafı terörist olsa ne olur yani? Evet. Şimdi yani toptancı suçlama olan her yerde hukuksuzluk vardır. İnsan hakkı ihlali vardır. Yalnız toptancı burada ben atlamadan söylemek istiyorum. Avni Bey, Kılıçdaroğlu ve Nabulku yaparak işte bize bilgi vermiyorlar dedi az önce. Cümlesini aktardı. Aynı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir yaklaşımda vardı. İşte Sayın Başbakan Hollande'ın işte Sakine Cansız'la ne konuştuğunu sorgulayan bir ifadesi vardı. Tweet sen sen İmralı'yla ne görüştün? Sen görüşürken başkalarına görüşüyorsun diyemezsin şeklinde. Hiç de öyle sürece destek verdiğini söylenemeyecek bir ifadede bulundu. Ya da samimiyet konusunda sorunlu bir ifade bulundu. Bizim görüşmemizde herhangi bir... Yok, sizin görüşmenizle ilgili değil. Aynı dönemde. Şöyle söyleyeyim. Yani bu süreçin acaba sekteye uğrarsa nasıl abanırım bunun üzerine giderim düşüncesi de hakim bir kesimde. Bir kere sadece şunu hepimiz biliyoruz. Siyasi hayatının en ağır riskini Tayyip Erdoğan üstlenmiş durumda. Bana göre. Yani elbette. bu yolda devam edecek. Şüphe duymaya başladım. Bu işin geri dönüşünün olmadığını da açıkladı. Yani işte ana muhalefet partisi lideri böyle derse. Şimdi söylemek istediğim haklısın şu. Haklısın, %100 katılıyorum. Yani çok ayıp bir ifade bu, yani. Bu son derece önemli. Burada gerek Kılıçdaroğlu'nun o konuşması sırasında, şimdi sen söyledin diye eleştireyim. Bize yani kapalı bir konuşma ama yani dışarıda da söylediği bir eleştiri olduğu için ifade ediyorum. Yani zaman zaman söyledi bunu sonradan da. Bunu siyasi bir çıkar için seçim gayret kazanmak maksadıyla yapıyor dedi. Ben de o görüşme sırasında efendim zaten siyaset Allah rızası için yapılmaz. Yani seçim evet. kazanayım diye yapıyorum. Ama çok ayıplı bir ifade o. Yani. Hayır, çok anladım da şöyle yani siz yapın size oy verilsin. Yani siz kazan diye şey yaptıydım. Söylemek istediğim bu. Yani herkes acaba bunun altında kalsın, ezilsin, bundan bu vesileyle bundan ne koparırsak kârdır diye de hesap ediyor olabilir. O dikkatle yaklaşıyor, bakıyor olabilir. Efendim MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin değerlendirmesi İşte %70'e kadar matematik oy evet. hesapları filan evet. yaptıydı filan. Evet. Şimdi herkes oy diye yapıyor. Ben Tayyip Erdoğan'ın bir oy hesabı içerisinde tam tersine bir oy hesabı açısından baktığında çok kendini avantajlı görmediği kanaatindeyim üstelik de. O yüzden siyasi risk yani aldı diyorsun. Burada burası bir risk alanı. Kesinlikle. Çünkü ben bu projenin olumlu sonuçlandığını düşünelim. Herkes Allah razı olsun falan diyebilir. Hı hı. Ama bu aferinler getirdiği kadar öfkeler de getirecektir. O yüzden yani siyasi açıdan bakıldığı vakit bu çok öyle getirisi çok yüksek bir proje değil. Hı hı. Ha, devlet açısından muhteşem yani Türkiye'nin olmazsa olmazı artık. Peki bundan sonrası için de önemli tabii yani şimdi cenaze törenini evet. konuştuk. Diyarbakır'daki cenaze töreni fotoğrafını sizler çektiniz. Fransa'dan gelen sıcak bilgilerin de analizini, yorumlarını aldık. Elbette ki elimizdeki bilgiler ışığında ama Mayıs'a kadar ki takvim yani bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Neler yapılacak? Ben onda yani çok iyimserim. Yarın çok önemli. Ben AK Parti'nin, yeni anayasa meselesi. Tabii, ben evet. AK Parti'nin bu başbakanın yani burada geri dönüşü yok bu işin dedi. Ben geri dönüşünün olmadığına kaniyim. Onun ötesinde başbakanın bu işi çok fazla sündürmeyeceğini de bu sefer düşünüyorum. Çünkü bir şeyin olumsuzlukları da zaman içerisinde törpülenebilir. Ama uzadıkça ve iş tartışma alanına da spekülasyonlara sebebiyet verecek şekle döküldükçe zarar vermesi siyaset alanına zarar vermesi de hem yükselir ihtimalle de artar. İkincisi çekilmeler başlar. Hı hı. Yani o ilk başta
evet diyen insanların bir kısmını görürsünüz ki süreçte, süreç içerisinde tereddütlere düşerler ve kenarlara kaçmaya başlarlar. Bu tür projeler maraton yarışı gibidir. 50 kişiyle başlarsınız, o 5 kişi bitirir bu işi. Yani o kadar kolay bir süreç değil. Ben o bakımdan BDP'nin de çok yürekli bir tavır içerisinde bu işi sürdürebilir olmasını ister. AK Parti'nin de hakeza. Ha, götürür mü? Mutlaka bakın göreceksiniz, PKK parçalanabilir bu süreçte. BDP parçalanabilir bu süreçte. Bu öyle çünkü kolay bir iş değil. Kırılgan değil. Kırılganlığı fazla olan bir süreç. Yani şöyle, şimdi sizi az konuşturuyorsunuz. Ben hayır, sorguluyorum çünkü kehanette bulunabilecek durumda değilim ama o kadar çok denklemli şeyler ki bunlar. O kırılmaları yaratmak üzere de bu bir böyle bir süreç olabilir. Fransa, Türkiye'nin Afrika'daki yarışını düşünün. Oradaki Mali'deki. O kadar çok olasılık var ki biraz önce Rusya'dan söz ettik. Çok ayaklı, çok de, yani herkesin kimin eli kimin cebinde belli olmayan şeyler bunlar ve çok boyutlu. En basitiyle Kuzey Irak'ın Suriye Kürdistan'ı ile olan durumu. Hani hem o Suriye Kürdistan'ını onlar bir yerde abilik yaptılar. Sonra da Suriye Kürdistan'ı ile şimdiki bizim hükümetin anlaşmalı olduğu muhalefetin çatışmasını görüyoruz sahnede. Yani kimin eli kimin cebinde, gerçek amacı ve görünen rolü arasında o kadar çok çelişkili şeyler oluyor ki. Yani şöyle bir benzetmeyle yapayım. Siz uzlaşmanın masasındasınızdır ama sizin elinizle bir başka yerde o uzlaşmanın yapılmamasının koşulları yaratılır. Yani bu işler çok ayaklı. Çok bu arada Başbakan Antep'ten söylediği sözleri de burada geçirip oradan hareketle lütfen değerlendirmenizi yapın. Bazıları rahat durmuyor, yetmiyor mu? Evet. Makamsa makam, işte Cumhurbaşkanlığıysa Cumhurbaşkanı bile oldunuz, ne istiyorsunuz diye sordu yani, Sayın Başbakan. Bir Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum diyor. Şimdi Başbakan'ın oradaki sözlerini iki türlü yorumlamak lazım. Şimdi ben bunu birkaç kere ifade ettim. Başbakan terör meselesi dediği zaman da aslında eskiden askerin tanımladığı anlamda bir terör meselesini tanımlamıyor. Yine Kürt meselesini işaret ediyor. Ama onu politik olarak Salih'in sıkça bu programda söylediği üzere tüm Türkiye'ye siyaset yapan bir aktör olarak onu zannederim o vurgularla tanımlamayı tercih ediyor. Onun için okurken belki biraz simgelere takılmaktan çok asıl ne dediğine bakmak lazım. Bununla birlikte şunu da haklısınız. Yani bir yanda tabii dil diye de bir şey var. Yarın mecliste bunun görüşmeleri var hemen diyelim. Neyin görüşmeleri? Meclis, ana dilde savunma hakkı. Ana dilde savunma hakkı. Anayasa süreci çerçevesinde. Ona sonra gireyim müsaade edersen. Tabii. Yani ama Başbakan önce bir barış süreci deyip BDP'ye ihtiyacı var. Siyasetin BDP gelsin, müzakere olsun diyen bir vurgudan daha sonra Kürt sorunu yoktur. Yoktur derken yoktur demiyor aslında da. Yoktur'a giden işte Kürt kardeşlerimiz sorununa evet vardı. Kürtçülüğe yani hayır. BDP'yi eleştiren dedi. Bir evet. Dile doğru gittiği zaman tabii şimdi bakın ne oldu? Başbakan dedi ki İmralı ile görüşüyoruz. Sonra ne oldu? BDP'li milletvekilleri İmralı'ya gittiler. Son derece önemli ve bir yeni gelişmeydi. Sonra ne oldu? Cenazeler, işte cinayetler işlendi. Başbakan bence mükemmel bir konuşma yaptı. En az 2005 tarihli Ankara ve Diyarbakır konuşması kadar önemli. Arkasından cenazelerde bir sınav verildi. Her aktörün başarılı geçtiği bir sınav. Ve bekliyoruz. Evet. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Şunu söyleyebilir misin Ali? Ve yani Başbakan'ı senelerdir hepimiz takip ediyoruz konuşmalarını. Bu konuda özellikle. Yani biraz da kendi bir şeyiz, bir çıkış yapıyor ama ondan sonra onun kendi tabanında meydana getireceği tepkileri, reaksiyonları. Ben bunun BDP'de anlaşıldığını bugün Hasip Kaplan'ın yaptığı konuşmada gördüm. Ya. Hasip Kaplan yani çok yumuşak geçiştirdi. Bu denebilir. Bu sert bence. Bence denebilir. Bu üstleri ellerinde kalmamasına ama, çalıştılar. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Bu tabii denebilir. Yani artık sözden çok burada tavır, davranış. Evet. Yani ne yaptığına çok önemli. Bakmak lazım. Ama şunu şu anda yine de ortada.
bir durum var. Yani şu andan doğru, sonra doğru, atılacak doğru, adımlar doğru, çok tabii önemli. Senin söylediklerine ben katılıyorum ve bunu pek çok kez yazdım. Türkiye büyük bir fırsat yakaladı. Öcalan çıtayı indirdi. Türkiye kendi açısından bir eşik daha atlayıp Öcalan'la abi görüşmeye başladı. Şimdi bunlar toplum buna değil mi destek veriyor. Fevkalade şeyler. Fakat burada bu toplumsal iklimin dağılmaması lazım. Her ne kadar başbakan senin söylediğin gibi kendi kitlesindeki fazla gazı alıyor gibi konuşsa da şimdi bakın iki tane şey oluyor. Ha, bir, bunu herkesin anlamasını bekleyemeyiz. Yani. Şimdi bu tür vurgular ve konuşmalar o doğru. Başbakanın dili, siyasi gündemi belirleme kabiliyeti çok yüksek bir dil değil mi? Evet. Yani sıkça başbakanın hı-hı söylediğinden hareketle gündem oluşuyor. O zaman bir herhangi bir siyasi olay kadar kuvvetli bir dil var demektir. Hı-hı. Bu açıdan bir sorun var. İkincisi dikkat ediyorum operasyonlara. Şimdi operasyonlar niye yapılıyor demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Operasyonlar yapılır da bu kadar barış görüşmelerinin olduğunu başbakanın bizzat söylediği, PKK'nın silah sıkmadığı, sıkmasın dendiği bir dönemde evet, o tür operasyonlar yapılıyor ve basın bunları daha bugün vardı bir tane. Evet, evet. Şimdi tam nerede hatırlamıyorum ama bilmem tim yakalandı PKK'lılar. Tabii bunlar doğal ama yani barış sürecine uygun dil ve uygun davranışlar bunlar bana görünmüyor ve bunlar biraz beni korkutuyor. Şundan dolayı korkutuyor. Zar zor kurulan süreçler dille, çabayla, iklimle zaten provokasyona hepimiz söylüyoruz. Son derece açık evet, bu süreçler çok kolay dağılabilir. Aldığı şeyi nasıl söyleyeyim cesaret ipini biraz daha germesi lazım iktidarın diye düşünüyorum. Burada da yani Avni'nin söylediklerine tamamen katılmakla birlikte bardağın boş tarafında da bunları gördüğümü söylemek hayır, isterim. Mutlaka vardır. Yani bardağın boş tarafı yoktur demiyorum ama mesela ben bu Kandil'i işte jetler gitti vurdu filan filan. Yani o coğrafyayı, o bölgeyi biliyoruz. Kandil'de vurulan filan ben bir şey görmedim yani. Kandil'de değil de bir şey oldu. Yani iki tane büyük operasyon büyük oldu. Bir hani ben, sen Türkiye içerisindekileri onları söylüyorsun. Ben onu demiyorum. Hı. Mesela orada onun ben Türk basınında çok böyle o Kandil operasyonu işte jetler gitti filan filan. Ben onun biraz Türkiye'nin içinde bir hani başbakanın bir sözü var ya biz operasyonları güvenliği kesmeyiz filan. Onun bir yansıması oldu. Ona katılıyorum ama bu arkadaşımız ne der sık sık burada bir tek Kürtler var Yozgat yok Yozgatlılar da var. Bu başbakan onların da başbakanı diye. İşte şimdi tersten yani düşünelim. Evet. Yani işte, bu sefer de o Kandil vurulduğu zaman operasyon yapıldığı zaman orada Vanlı da var Diyarbakırlı da var vesaire de var. Yani onların çok hassas olduğu kanaatindeyim. Ben de aynı hassasiyetlere katılıyorum. Hı hı. Ama işte şimdi ben başka vesileyle de söyledim. Bu Tevfik Fikret'in Zelzele diye bir şiiri var. Hı hı. Onun son mısra diyor ki zafer biraz da hasar ister. Biraz? Biraz da hasar ister. Hasar ister. İşte çok evet olmaz. Şimdi bu sözlerle reklama gidelim. O kadar hasar verdik ki artık zafer hakkımız bizim yani. Tabii, ayrıca bir şey daha söylemek lazım. Şimdi bu bombalamalar Allah korusun Uludere gibi facialara da neden olabilir. Yani Allah çok muhafaza, yani böylesi bir dönemde bu operasyonlar çok tehlikeli için çok net bir şey söylemek lazım. Yani. İçeride tabii arkadaşlarımız peki var. Anladım. Peki kısa bir reklam arası veriyoruz. Pazartesi sendromunda daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet artık son turdayız. Yaklaşık bir 17-18 dakika sonra pazartesi sendromunun son dakikaları olacak. Dolayısıyla hızlıca böyle toparlamak isteriz süreçle ilgili görüşlerinizi. Şükrü Hanım hiç konuşmadı. Ben müsaadenizle Şükrü Hanım'a dönmek istiyorum süreçle ilgili. Öcalan'la diyalog, bundan sonraki sürece ilişkin, Mayıs'a kadar ki bu takvimde sizlerin özellikle dikkat çekeceğiniz unsurlar neler olacak Sayın Şükran sonra? Şöyle söyleyeyim ben bu son süreçteki gelişmelerin perde arkasıyla ilgili öngörüler yapabilecek noktada değilim. Şu andaki bulunduğum yerden yani çünkü çok uzak bir yerdeyim. Hı hı. Geçmiştekilerin biraz daha içindeydim. Yani insan hakları çatısında yönetimdeyken en azından geçmiş sonraki yıllarda her şeyle o reflekslerle söylemedik bakarak ya da yurt dışındaki ayakları yakından izlediğim yıllardan reflekslerle söylüyorum. Buralarda hep bu tür gelişmelerde vitrinde görünen rollerle gerçek roller arasında çok farklı konumlar vardır. Hı hı.
Yani ve genel yargım kimin elin kimin cebinde belli değildir. Yani örneğin atarak bir senaryo atayım size. Yani Batı'nın ekonomik krizi de bağlantılı, siyasal krizi de bağlantılı. Bu konudaki etkinliğini kaybetmiş olmasından sonra yeni bir etkinlik kazanmak üzere farklı stratejilerle bu işe girmiş olmasını atın. Yani atarak söyledim senaryoyu. Yani bu Fransa'da olduğu için söylemiyorum ama Fransa ismi geçtiği için şu anda Fransa ile bizim hükümetin de farklı alanlarda Afrika'da örneğin yarışları söz konusu olduğu için siyaseten yarışları söz konusu olduğu için ne malum böyle bir ağırlık ayağı olmadığı. Ya da Kuzey Irak'ta Türkiye çok ciddi bir ittifak cephesindeyken Kuzey Irak'ın aynı zamanda Suriye Kürdistan hareketini yarattığı sonra yarattıktan sonra yeniden bu sefer bizim hükümetin yakın olduğu muhalefet hareketiyle Suriye'deki Kürtlerin çatışıyor olması şu anda. Daki farklı karşı karşıya gelmeler olayı var. Rusya bu işlerde Orta Doğu'da eli hep içinde. Amerika'nın zaten herkesten daha çok eli içinde. Yani kimin elinin kimin cebinde olduğu yani görünen vitrinde arkadaki vitrin arasında korkunç uçurumlar olabilir. Hatta daha ileri bir şey söyleyeyim. Aynı cephede gibi görünen işte BDP'ydi, Kuzey Irak Kürtleriydi, Kandil'di ya da APO'nun durumuydu. Bunların arasında bile ayrışmalar olabiliyor. Yani bir başkasını açığa düşürmek üzere o taktikler de yapılabilir ve şeyler de değişebilir. Yani kim dışlanıyor, kim başrolde, kim şeyde hiç belli değil. Ya da en çok anlaşmadan yana burada önemli rol arkadaşlarım daha güçlü kanıya sahipler. Ben o kadar benim soru işaretim kocaman. Yani hükümet çok istiyor bu bizde de uzlaşmayı. Soru işaretleri yok değil. Yani. Hayır. Şeyle ilgili yani hükümetin burada başrolde olduğu barıştan yana. Belki tam tersi bir sonuç için öyle görünüyor. Yani topu başkalarına yani bu yanan bir top ateşli top var ya o topu başkasının eline bırakmak istiyor. BDP'nin, KCK'nın, APO'nun ya da Kandil'in ya da Avrupa'nın yani kimin ki yani ateşli topu kimin eline atıyor? Kim işte elini yakmamaya çalışıyor? Çok belli değil bence. Bu roller çok esnek ve çok kaypak, çok denklemli şeyler. Denklemli onun için şeyler, evet. Geçmişte çok farklı rollerde farklı tersine amaçları gördük. En basitiyle şeyi ben çok yakından tanığım. Avrupa kucağını açmışken bütün buradan 12 Eylül sonrası özellikle Kürt hareketi açısından söylüyorum. Onları ortada bırakarak nasıl onları başka rollere oynattıklarını çok tanığım. Yani mesela onları yakından biliyorum. Mesela Kürt derneklerine nasıl silah ve beyaz kaçakçılığına mahkum ettiklerini, vatandaşlık vermeyip siyasi mülteci olarak alıp sonra da kamplardan sonra yaşam hakkı tanımadıklarını ve yani istenilen rolleri oynatmak kıvamına getirdiklerini çaresizlikte tanık olduğum için bir kez daha görünen vitrinde gerçek roller arasında bazen %100 çelişkiler olabileceğini söylemek istiyorum. İddialı değilim. Şunun rolü bu, bunun rolü bu. Çünkü bu roller hani şey gibi bu. Bir ipte iki cambaz var. Birisi üstte, birisi altta ama kim üstte, kim altta habire değişiyor ve durumlar da değişiyor. Ben genelde böyle bir oyun olduğunu düşünürüm hep böyle o şeylerde. Evet. Peki Sayın Bayramoğlu az önce yarım kaldı çünkü yarınla ilgili İmralı'yla görüşme sürecinin gündemin en sıcak diyelim başlığı olduğu bir dönemde. Peki ana dilde savunma hakkı içeren düzenleme de genel kurula geliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal hatta açıkladı. Kasım ayının son haftası başlamıştı ama işte yeni yılın ilk zamanlarına kaldı. Bütçe görüşmeleri girdi araya vesaire. Dolayısıyla bu adımlar sürecin temel taşlarını oluşturacak mı? Yani oluşturuyor mu? Yani onu henüz bilmiyoruz onu ama iddia bu. Şimdi ana dilde eğitim hakkı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 4. yargı paketinin çıkarılması ve şiddet ve siyaset arasındaki o manasız kurulan ilişkinin ortadan kaldırılması, dolayısıyla KCK operasyonlarının anlamsız kılınıp Türk-Kürt siyasi alanının yeniden tahkim edilmesi. Bir dördüncüsü de tabii Öcalan'ın konumu. Yani eğer Öcalan üstünden yürüyecekse bu ilişkiler kimle nasıl görüşecek? Kimin üstünden görüşecek? Telefonu mu olacak?
açık mı olacak, gizli mi olacak gibi meseleler. Şimdi bunlarsa evet bu çerçevede atılan bir adım olarak görülebilir. Ama şu da açık ki zaten bunlar siyasi iktidarın ve meclisin gündeminde olan konular. Öcalan'la görüşmeden hareketle bir anda ortaya çıkmış bir şey değil ana dilde savunma hakkı. Değil mi? Çok daha önce tartışıldı. Dördüncü yargı paketi de orada o şekilde bekliyor. Evet diyebilmemiz için bu sizin sorduğunuz sorunun yanıtına bunun arkasında güçlü bir siyasi görüşme mesajının ve onunla ilgili bir siyasi demokratik atmosferin daha kuvvetle ortaya çıkması ve işlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu arada tabii Meclis Adalet Komisyonu'nda terörizmin finansmanına ilişkin de bunların önlenmesi hakkında kanun tasarısı da görüşülecek. Bu da son derece önemli bir başlık olsa gerek. Sayın Tuna, siz yeni anayasa ve yarınki görüşmelere ilişkin nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ya bu yeni anayasa ve bütün bu görüşmeler sonuçta Türkiye'de bir halka, bir etnisiteye yapılan haksızlıkların giderilmesine yöneliktir. Ve şunu açıklıkla ifade etmek gerekiyor. Şu andan itibaren gerek Kürt siyasal hareketi ya da gerek bu konudaki Kürt aktörler hiçbir hak talep etmeseler bile bu hakkı vermedikleri ya da gasp edilen bu haklar iade edilmediği sürece ahlaki bir sorun olarak, bir Türk sorunu olarak bu devam eder. Bu bağlamda bu aynı zamanda Türk sorunudur. Ahlaki bakımdan bir PKK Türk sorunudur. PKK da girer. Efendim? Mırıldandım arada. Ve bu arada şunu da belirtmek gerekiyor ki bu haklar bir gün tam olarak verilecektir. Herkes Türkiye'de eşit bir şekilde yaşayacaktır. Ve ben o zaman Kürtlerin yerinde olsam yılda bir gün ana dilimde konuşmayıp bu günleri nesillere hatırlatırım. Yani bu çok önemli bir şeydir. Bu ulus devletin bir sorunudur. Ulus devletin sorununa hiçbir muhafazakar sahip çıkmaması gerekiyor. Evet, artık toparlıyoruz Sayın Özkan. Evet, yarın öyle zannediyorum ki Türkiye'nin önemli o basamaklar diye geçen hafta ifade ettim. Program tam bir müstedim kıvama geldi. İlk basamağa veya ikinci basamağa neyse çıkmış bir basamak çıkılmış olacak. Bu ana dilde savunma imkanının savunma ortaya gelmesiyle. Ondan sonra bunu inşallah biliyoruz veya diliyoruz ki yeni basamaklar izleyecek. Türkiye'nin 10 asır beraber yaşadığı bir halkın dilinden, kültüründen korkar hale getirdik. Şu Kürtçe konuşursa başımıza çok kötü şeyler gelecek. Bunu istedi. Kim bilir daha neler ister filan gibi. Yani insanların oysa gönüllü ve şevkle birlikteliği önemlidir. Yani bugün Batı'da herhangi bir demokratik bir ülke, diyelim ki Amerika'da adam pasaportu en başı sıkıştığında pasaportunu ortaya koyuyor. Polise karşı diyor ki ben bir Amerikan vatandaşıyım diyor. Yani ülkenin vatandaşı olmayı bir ayrıcalık, bir korunma gerekçesi, bir itibar olarak söylüyor. Türkiye'nin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğini, o kimliğin kazandırdığı ağırlığı böyle herkesin övünebileceği bir hale getirmesi icap eder. Umalım, dileyelim ki bu mesele sadece Öcalan, sadece Kürt meselesi hatta olarak değil, çok daha ötesi Türkiye'nin gerçek manada bir demokrasi meselesi olarak addedilsin. Yani bugün mesela şimdi siyaseten görüşlerine ne kadar itibar ediyoruz etmiyoruz. Belki çok kişi tanımıyordu. Salih Mirza Beyoğlu filan. Cezaevinde tutuklu yatıyor. Niye yattığı da belli değil. Yani birçok insan Türkiye'de mağdur. O bakımdan ben önümüzdeki dönemin yani Türkiye açısından ve bunun artık çok uzamaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın gerçekten bir barışmaya vesile olması gerektiğini. O yetkisini kullanabilir. Barışmaya vesile olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah yarın bu meclis görüşmeleriyle de yine o bildiğimiz, alıştığımız
spekülatif o Kılıçdaroğlu Erdoğan tartışması veya sataşmaları düzeyine inmez efendim. Ve seviyeli bir konuşma olur ve biter diye düşünüyorsunuz. Evet, artık programın tabii son dakikalarında ben reklam arasında sordum. Hangi takımı tutuyorsunuz diye. Sait Sunal sanıyorum Galatasaraylı değil mi? Hayır, ben Trabzonsporlu. Fenerbahçeli. Ali Bayramoğlu Fenerbahçeli. Kime sorayım bilmiyorum ama Sayın Tuna size sormak geldi içimden. Galatasaray'ın son transferine, Snyder'ı. Biraz böyle programın vallahi sonunda çünkü sosyal alemde en çok konuşulan söyleyeyim. Konulardan biri bu. Ben olsaydım Galatasaray'ın yerinde Snyder'ı önce Trabzonspor'un almasını ondan sonra Trabzon'dan almayı seçerdim. Çünkü şimdiydi Trabzonspor Galatasaray'a altyapı gibi çalışmış. 5 futbolcusunu vermiş. Bir de üst yapı şeklinde de çalışmış olurdu. Ucuza getirmişler olurlardı. Böyle biraz pahalı olmuş gibi geliyor bana. Evet. Şükür Hanım, sizin ilginiz var mı futbola? Sever misiniz? Ben babam milli hakemdi. Yani evet. Futbolcuydu daha önce de. Yugoslavya'da futbolcuydu. Evet. Orada hakemdi. Fenerbahçe için yazdı. Ben de adaya göç eden olarak Lefter'den nedeniyle Fenerbahçeliyim. Karşımda onu tanıdım önce. Evet. Takip edebildiğinizi bilmiyorum ama çok yüksek bir transfer ücretine Snyder Galatasaray'a transfer oldu. Çok konuşulan konu başlıkları arasında sosyal alemde yerini aldı. Şimdi bu piyasanın böyle Türkiye tarafından, yani Türkiye açısından bu kadar yükseltilmesinin nedenini hiç anlamıyorum ben. Sadece sendikalarından bahsediyorum. Hep ondan. Ama fanatik Fenerbahçeli burada. Evet. Ali Bayramoğlu. Bizim sendikal hakları için savaşın vermiş futbolcularımız var. Simge olmuş isimler. Çok da uğraştılar. umacı gibi geldi onların istemleri. Evet. Hayırlı uğurlu olsun o zaman diyorsunuz. Bir hacı olamaz. Bir hacı olamaz. Yok, ben transferlerle hayırlı olabileceğine inananlardan değilim. Yani içeride futbolu geliştiremezsek dışarıdan transferle bir şey olacağına inanmıyorum. Sayın Özgür, sizin yorumunuzu da merak ediyoruz tabii ki. Ben Fenerbahçeliyim. Ama evet. Galatasaray açısından baktığımda herhalde bir prekazi alınmadı. Herhalde bir hacı alınmadı. Kendi takımında da oynamayan bir doğru düz oynamayan bir oyuncuyu çok pahalı aldılar. Salih'in dediği doğru. Nasıl olsa fiyat düşecek ama şu anda da pahalıya aldılar. Önemli olanı şu. Hayal kırıklığı olmasın tabii Galatasaray için. Onu birincisi isterim. İkincisi şu önemli. Ülkelerin değerleri biraz da markalarla alakalı bir şey. Türkiye işte iki tane oyuncusu değil mi? Arda güzel bir şey. Bu yani Galatasaray'la ama evet. İyi yani. Ama Fenerbahçeli olduğunuzda fanatiksiniz belli Sayın Özgür. Yani Fenerli fanatiktir. İyi bir şey. Türkiye'nin de markalar üretmesi lazım. Sanatçılar. Burhan Doğançay, Allah rahmet eylesin. Çok güzel son çok güzel bir sözü var onun. Türkiye'nin her dedi alanda ki, güçlü aydınları var yani yetişmiş aydınları da. Bu şöyle bir şey anlattı. Çin kendi ülkesinde birkaç tane böyle çok orta vasat yetenekte ressamın Çinli iş adamları çok yüksek paralarla tablolarını almaya başlamışlar. Amerika'daki şeylere, galerilere gönderttiriyorlarmış tabloları. O galerilerden yüksek fiyatlarla satın alıyorlarmış. Şimdi 200 bin, 300 bin dolar, 500 bin dolar, 1'er milyon dolara tabloları satılan Çinliler, ki o vasat yani ressamlar, ama bunların bu denli yüksek bedeller, paralar ediyor olması... onların hepsinin piyasasını arttırmış. Milli bir çabayla oluyor. Ve milli bir çaba ve adamların şimdi 10 milyona kadar fiyatları çıkmış. Evet. Amerika'da yani çıkmış. Bu insanlar yani o ülkeler için bir değer. Biz kendi sanatçılarımız için. Plan. Bu şekilde sadece ressamlar için söylemiyorum bunu. Kendi yazarlarımız, Türkiye'nin çok iyi yazarları var. Herhalde yani Kürt siyaseti açısından da bakın.
Türkçe açısından bakın. Fener, herhalde bir Yaşar Kemal herhalde hiçbirisinden geri kalmaz. Yani Türkiye'nin de bu marka yaratmak konusunda bir çaba sarf etmesi lazım. Evet Ali Bayram. Artık Ali Bey sizin sözlerinizle noktalayacağız. Çünkü son 1-2 dakikamız. Yeni siz bu transferiniz karşıladınız çok. Lütfen Fenerbahçeli olarak. Fener yazdı daha doğrusu. Yani hayırlı olsun Galatasaray'a. Ya yapma sana yakışıyor mu idareyi maçlarçılık ya. Hayırlı olacaktı göreceğiz. Duygularını söylese tam olarak. Yok söyleme. Hayırlı olsun hakikaten hayırlı sadece. Olsun. Futbolda. Çözmüşsün sen futbol alemini. Az önce ne diyordunuz Tarif Bey Sayın Bayram Hanım? Uf. Peki artık noktalıyoruz bu hafta pazartesi sendromunu. Önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde saat 21.15'te buluşuncaya dek yayında emeği geçen elbette ki tüm ekip arkadaşlarımızın adına iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.